Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Günü'nü de kutluyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her yıl açıkladığı istatistiklere göre insan haklarını en çok ihlal eden ülkelerin başında maalesef ülkemizde gelmekte. En fazla ihlal kararı da haksız ve usulsüz uzun tutuklamalarla ilgili olaylarda Türkiye bu konularda itham edilmekte. Ve tutuklamaların sistematik ve yaygın bir halde Türkiye'de hatalı olduğu, kronik ve sistematik bir hal aldığı söyleniyor. Değerli arkadaşlarım, tabii 20 ile yaklaşan bir AKP iktidarında ülkemizde yaşanılan adaletsizlikleri, adaletin geldiği nokta, Sayın Adalet Bakanı'nın iyi niyetli çabaları ile çözebileceği aşamaları çoktan aştı. Ve bu sorun öyle bir hale geldi ki artık kronik bir sorun haline geldi, yapısal bir sorun haline geldi. Artık böyle palyatif tedbirlerle, adı reform olan bir kısım kanun değişiklikleriyle çözülecek aşamaları çoktan aştı. 20 yıllık AKP iktidarında adaletin uğradığı zulmü ya da adalet olmadığı için 84 milyon insanımızın uğradığı zulmü anlatmak için de elbette 5 dakika sürenin yetmesi mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, hep gelen arkadaşlarımız söyledi. Adaletin önündeki en büyük engel bağımsız yargı. Bağımsız yargının önündeki de en büyük engel maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın, iktidarın tek erki olan Cumhurbaşkanı'nın adaleti kendi ayaklarına vurulmuş bir pranga olarak gören zihniyetidir. Biz böyle diyorduk yıllardır. Cumhurbaşkanı'nın bu zihniyeti ve söylemleri yargı bağımsızlığının önündeki en büyük engel derken bir de küçük ortak Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleri çıktı. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemleri de adaletin önündeki, bağımsız yargının önündeki en büyük engellerden birisidir. Ağızlarını açtıklarında Anayasa Mahkemesi kapansın, ağızlarını açtıklarınca tanımıyoruz da saygı da duymuyoruz diyorlar. Şimdi zaman zaman komisyonlarda konuştuğumuzda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uymayabiliriz diyorlar. Niye uymuyoruz? İşte başka ülkelere de baksınlar filan. Tamam, baksınlar. Uymayalım, tamam, hadi öyle diyelim. Öyle bir ihtimal yok yani uluslararası hukuk açısından, ama ya bir de bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymayan hakimler var memleketimizde. Akın Gürlek gibi örnek olsun. Onlar da HSK'nın ilke kararlarına rağmen, bakanlığın ilke kararlarına rağmen inanılmaz hızla, jet hızlarla yükseltiliyorlar. Yani yargı tamam, birçok sorunu var. Bağımsızlık sorunu en önemli sorun, ama bir de yargıda hakikaten de birilerinin gözünün içine bakıp ona göre karar veren, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine bakıp karar veren hakimlerin de çok hızlıca terfi ettirildiğini görüyoruz. Ben aslında buraya gelirken biraz Danıştay'dan bahsedeyim diyordum. Küçük şöyle bir inceledim, baktım Danıştay'a. Arkadaşlar, özellikle Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlara söylüyorum. Sürekli yargıya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızıyorsunuz ama devlet nişan ve madalyalarında Atatürk kabartmasını kaldıran hakimler Danıştay'a başkan oluyor. Ya da kaldıran Danıştay'ın başkanı hızlıca yükseliyor. YSK'da İstanbul seçimleriyle ilgili iptal kararı veren, 2017'deki referandumda mühürsüz oy pusulalarını geçerli kılan hakimler hızlıca yükselmişler, yüksek mahkemelere başkan olmuşlar. Yine İrfan Fidan olayı. Bakın aslında bu utanç verici bir olay. Ya bir dosya kapağı kaldırmamış bir adamı Yargıtay üyeleri nasıl tanımış bilmişler de Anayasa Mahkemesi'ne layık görmüşler. Yani bunu anlamak mümkün değil Sayın Bakanım. Bunu anlamak mümkün değil. Yani bir yerlerden bir ışık yanmadan, bir yerlerden bir işaret gelmeden bu karar verilemez. Demek ki bir yerlerden bu ışık gelmiş, bu karar verilmiş. Yani İrfan Fidan böyle, Zeki Yiğit böyle, Akın Gürlek böyle. Geliyor buraya arkadaşlarımız. Tamam, sorun çok ama asıl sorun da bu kararları uygulayacak, bu yasaları uygulayacak hakimler deniyor. Ya hakimler de böyle. Böyle karar verirseniz yükselebiliyorsunuz ancak. Yani tuz koktu. Adalet tuz görevi görüyor. Et koktu, tuz lazım. Tuz ne? Tuz adalet. Değerli arkadaşlarım, tabii ülkemizin birçok noktasında adaletsizlik var. Birçok noktasında. Eğitimde adalet yok. Gelir dağılımında adalet yok. Vergi tahsilatında adalet yok. Emeklilikte adalet yok. İnançları yaşamada adalet ve eşitlik yok. Ama bunların hepsini çözebiliriz. Bunların hepsini çözebiliriz. Yeter ki ülkemizin bekasını çözecek beka sorunu olmaktan çıksın diyoruz. Adalet bağımsız olsun ki. Eğer adalet bağımsız...
Bir dakika. Buyurun, buyurun. Şimdi arkadaşlarım, sürekli bahsediyoruz, komisyonlarda da konuşuyoruz zaman zaman. Yargıda partili hakim ve savcı sorunu var. Önceden FETÖ'cü hakim ve savcı sorunu vardı. Yani memleketin dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şekilde 4000'den fazla, hatta 5000'den fazla hakim bir terör örgütü üyesi olmak sebebiyle yargı mensubu olmaktan çıkartıldı. Bir kısmı cezaevine girdi. Geldiğimiz bu noktada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ilçe teşkilatlarında görev yapmış avukatların hakim olarak çok küçük mülakatlarla, çok kısa mülakatlarla işe alındığını görüyoruz. Bu biçimde devam ettiğimiz sürece ne Türkiye'de bağımsız bir yargıya kavuşabiliriz, ne de ülkemizin teminatı olan yargımızı güçlendirebiliriz, ne de 84 milyon insanımızın yargıya güvenini temin edebiliriz. Ne kadar reform adı altında bu meclisimize kanunlar sunulsa bile hepinizi saygıyla selam.